Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri, Gönen Asmalıdere Köyü sulama alanı kapsamı içerisinde 4560 metrekare tarlanın tanıttığım için sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, tarlamız hemen şu yolu, bu resmi yol değerli izleyiciler. Resmi yola 50 metre cephesi olan, 90 metre derinliği bulunan 4560 metrekare. Pompacı hemen 2-3 metre mesafede. Arkamda şu anda buğday biçilmiş. Şu küçük mısırların yanındaki tarlanın tanıtımını yapacağız. Değerli izleyiciler, bölgede su var. Çift ürün alınabiliyor. Buğday ekip arkasından mısır veya fasulye gibi ürün ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. Bölgede meyve ağacı yetiştirilebiliyor, meyve bahçesi yapılabiliyor, hobi bahçesi amacılıyor, ceviz yetiştirilebiliyor. Çift ürün alınıyor değerli izleyiciler. Bunun yanında ayçiçeği, mısır, baklagiller ekilebiliyor. Hep beraber sevgili izleyiciler, Gönen'e 10 kilometre, Manyas'a 20 kilometre mesafede, göle kuş uçumu 6 kilometre mesafede bulunan bu tarlamızı tanıyalım. Sevgili izleyiciler, rakım deniz seviyesinden 83 metre mesafede yükseklikteyiz. Bakın bölgede sevgili izleyiciler, hayvancılık da yoğun yapılmakta. Zaten bu mısırlar değerli izleyiciler, hayvancılık için sıvaj amacıyla yetiştiriliyor. Bakın devlet su işleri aracılığıyla kapalı pompaj sistemimiz burada hemen. Tarlamız şurası sevgili izleyiciler. Resmi yolumuz burası. Şu anda yolun üzerinde dikilmekteyim. Yolun alt tarafı şu tarla. Bizim tarlamız 4560 metrekare olan tarlamız sevgili izleyiciler. Bakın tarlamızın kenarında okuma sistemi bu. Bu okuma sistemiyle kartla ne yapıyoruz? Tarlamızı ücreti mukabilinde sulayabiliyoruz. Böyle bir sulama sistemimiz oluyor. Boru yardımıyla tarlamıza suyumuzu çekiyoruz. Bakın lateral sulama sistemi mısırlara komşumuz ne yapmış? Dikine lateral boru sistemiyle buradan görmüş olduğunuz gözlerle bu sırayı suluyor. Tabii ana kanaldan da ne yapıyor? Suyunu almasına mütakip bu şekilde sulayabiliyor. Sevgili izleyiciler, tarlamızın sınırlarına geldik. 52 metre bu mısırlara kadar olan şu yol, bizim cephemiz. 94 metre de şuradaki varilin olduğu yere kadar, drone görüntüleri de göreceksiniz, bizim tarlamızın sınırı 4560 metrekare. Değerli izleyiciler, bölgede su var. Alt tarafta da görüyorsunuz bakın yeşillikleri, kavak ağaçlarını, söğüt ağaçlarını. Bölgede zaten su var ama devletin getirdiği bu şekilde kapalı olan su sisteminde kaynak suyuna veya artezyenle çıkartılmış suya ihtiyacımız yok. Bakın mısırların güzelliğini görüyor musunuz? İlgilenildiği zaman, bakıldığı zaman insan boyunu geçmiş 2 metreden daha yüksekte mısırlar var değerli izleyiciler. Bunlar sıvaj yapılmak amacıyla hayvanların besi için kullanılan mısırlar. Bakın tanelerini, koçanlarını görüyorsunuz. Boyu değerli izleyiciler 2.30-2.40'a doğru yükselmiş. Bölgede ceviz yetiştiriliyor, meyve bahçesi yetiştiriliyor sevgili izleyiciler. Hayvancılık için görüldüğü gibi buğday, arpa, samanı için yetiştiriliyor daha çok ve akabinde de ikinci ürün olarak bakın görüyorsunuz birinci ürün ve ikinci ürün ne yetiştiriliyor? Mısır yetiştiriliyor, fasulye yetiştiriliyor sevgili izleyiciler. Hemen çam ormanlarımız 1500 metre dönüm köyün ormanı var. Fıstık çamı yetişmiş ağaçlara sahip. Oksijen deposu 1500 dönüm ormana sahibiz. Manyas Gölü 9 kilometre. Deniz sevgili izleyiciler 10 kilometre ileride. Gerçekten hem gölün hem Marmara Denizi'nin arasında kalmış bu lokasyonda esinti çok güzel, çok tatlı bir esinti var. Bakın mısırların üzerindeki yapraklardan bu esintiyi göstereceğim. Sağ şu anda
4'e çeyrek var sevgili izleyiciler. Ama güneşte ne yapmıyoruz? Yanmıyoruz sevgili izleyiciler. Sebebi ise bakın. Yapraklardaki esintiyi görüyor musunuz? Bölge her zaman bu şekilde denizden, Kapıdağ'dan, Kaz Dağları'na doğru Marmara Gölü'nden, Marmara Denizi'nden düzeltiyorum, Manyas Gölü'ne doğru olan bu esinti bu bölgede her zaman insanların serinlemesine ve sıcaktan bunalmamasına yardımcı olmaktadır. İşte tarlamız burada. Çift ürün alabilirsiniz, ceviz dikebilirsiniz, meyve bahçesi yapabilirsiniz. Yaz, kış aracınızla, otomobilinizle gelip tarlanızda hobilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. Sevgili izleyiciler, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.